Samsun Çarşamba Devlet Yolu farklı seviyeli kavşak köprüsü temelleri düzenlenen törenle Tekkeköy'de atıldı. Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, temeli atılan ve 4,5 kilometre olarak inşa edilecek köprülü kavşakların Doğu Karadeniz'i batıya ve Marmara bölgesine bağlantısını sağlayan Samsun'a ekonomik ve sosyal hareketlilik katacağını belirtti. Bu proje kapsamında şu an lokasyon olarak bulunduğumuz kesim Tekkeköy kavşağı. Tamamen 850 metre şeffaf olarak geçen, 1150 metre uzunluğunda ana trafiği üste aldığımız bir kavşaktır. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Samsun'da çok büyük yatırımları olduğunu kaydetti. Bu yatırımların içerisinde çok farklı alanlardaki, ciddi anlamdaki yatırımlar söz konusu. Yol, işte biraz evvel burada gördüğünüz gibi demir yolu ulaşımı, deniz yolu ulaşımı, bunların hepsiyle beraber aynı zamanda hava yolu ulaşımıyla ilgili olarak yapılan ve yapılacak çok büyük yatırımlar ve çalışmalar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Samsun'un 100 sene önceki duruşundan dolayı daha fazlasını hak ettiğini söyledi. Biz Samsun'un bu değerini bilirken ülkemizin de değerini biliyoruz ve ülkemizin değerini sizlerin sayesinde ülkemizin kıymetini, ülkemizin dünyada olması gereken noktaya gelmesi yolunda atması gereken adımları sizlerin sayesinde bir bir ama çok güçlü bir şekilde atıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un çevresinin bugüne kadar çok değiştiğini ve artık daha anlamlı yatırımlar yapıldığını ifade etti. Samsun'un çevresi bunca yıl boyunca değişti ama bugün artık Samsun için çok daha yeni ve anlamlı yatırımlar yapılıyor. Tabii bunlar yapıldıkça biz hiçbir sorunu çözüldü bitti deyip rafa koyma lüksüne sahip değiliz. Çözülen sorunlarla birlikte yeni talepler ve beklentiler geliyor. Samsun'dan havaalanına kadar giden yolda günde 65 bin araç geçtiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, gelecekte bu rakam daha da artacak dedi. Gelecekte bunun yaratacağı yeni talepleri ortaya koymak üzere sağ olsun Ulaştırma Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz çok seri bir şekilde karar aldılar. Sırasıyla Karaağaç, Tekeköy ve havaalanı köprülü kavşakları olmak üzere 3 kavşağı burada. Hemen ihale ettirelim. Samsun Valisi İbrahim Şahin ise Ahenk içerisinde yapılan çalışmalar Samsun'a çok şey katıyor diye konuştu. Özellikle duble yollarla, otoyollarla Türkiye'de ulaşımı rahatlatan, konforu getiren şimdiki değerli başbakanımıza, şimdiki Ulaştırma Bakanımıza, kabine üyelerine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü her ayrılan yol ailelerin birleştirilmesi anlamına da geliyor. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep beraber butona basarak inşaatı başlattı. Tekkeköy'ümüze, hem Samsun'umuza, şehrimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle bismillah diyoruz. Ya Allah bismillah.